Merhaba ben Bay Anderson. Bu videoda üstel büyümeden ve popülasyonların bu sayede nasıl patlama seviyesine geldiklerinden bahsedeceğiz. Öğrenciler üstel büyümenin ne olduğunu anlıyorlar. Ancak işin arkasında yatan matematik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu videoda işin bu kısmından da bahsedeceğiz. Buradaki tavşanla başlayalım. Bu tavşan bir popülasyonun bir parçası olsun. Bu popülasyonda tabii ki sadece bir tane değil, birden fazla tavşan olacak. Denklemlerde bundan yani popülasyonun büyüklüğünden n olarak bahsedeceğiz. N zaman ilerledikçe değişecek. Şimdilik bunun popülasyon syonumuzun ilk hali olduğunu düşünelim. Sayabilmek için tavşanları sıraya koyuyorum. Başlangıçtaki N neymiş arkadaşlar? 10. Zaman sıfırken 10 tane tavşanımız var. Popülasyon büyür, küçülür ya da olduğu gibi kalır. Bunu belirleyen şey ise büyüme oranıdır. Popülasyonlar ve büyümeden bahsederken aklınızda tutmanız gereken ikinci harf R'dir. R popülasyonların nasıl değişiklikleri hakkında bize bilgi verir ve aslında bu değişime sebep olan iki durum vardır. Bunlar popülasyonumuza yeni eklenen tavşanlar yani doğumlar ve ölen tavşanlar yani ölümlerdir. Evet, bir popülasyonun değişimine katkıda bulunan durumlar bunlardır. R'yi bulmak için bunu bir de başlangıçtaki N yani N'e yani popülasyon büyüklüğüne bölmemiz gerekiyor. Buraya birkaç tane tavşan ekleyelim. Evet 5 tane bebek tavşan yani doğumlar 5 olacak. Buradaki tavşanlardan birkaç tanesinin de öldüğünü düşünelim. Mesela bu ve bu. Ekranda gördüğünüz alevlere aldanmayın. Bu video boyunca hiç kimse hiçbir tavşana zarar vermedi ve vermeyecek. Evet 5 doğum 2 ölüm var. Başlangıçtaki en de 10 olduğuna göre R'yi 5 eksi 2 bölü 10'dan yani 3 bölü 10 yani 0,3 olarak bulabiliriz. R yani büyüme oranı 0, 0,3'müş. Bunun ne anlama geldiğinin ayrıntısına girecek olursak R'yi popülasyonun büyüme faktörü diye düşünebiliriz. 10 çarpı 0,3 3 eder öyle değil mi? Bu popülasyonumuzun ne kadar büyüdüğünü gösterir bize. Ekosistem eğer sabitse büyüme oranının da sabit kalacağını yani zaman içerisinde değişmeyeceğini bilmelisiniz. Büyüme oranı sabit kalırsa popülasyon da düzenli bir şekilde artmaz mı ama diye düşünüyorsanız hayır pek de öyle değil arkadaşlar. Nasıl mı? Hadi birlikte görelim. Bundan sonraki nesil için 0,3'ü 10 yerine 13'e çarpacağız. Bunu yaptığımızda kullanacağımız formülü de hemen göstereyim. N'deki değişim bölü zamandaki değişim için R'yi yani 0,3'ü az önce söylediğim gibi 10 yerine 13 ile çarpacağız. Sonuç olarak da 3 yerine 3,9'u elde edeceğiz. 3,9 tavşan pek bir anlam ifade etmediği için sonucu yuvarlayalım ve popülasyona bu kez de 4 tavşan eklendiğini varsayalım. Gördüğünüz gibi popülasyon boyutu 17'ye çıktı. R sabit kalsa da daha büyük bir değerle çarptığımız için daha fazla tavşanımız olacak. Üçüncü nesle geldiğimizde 0,3 ile 17'yi çarpıp 5, 1 bir elde edeceğiz. Bu da 5 tavşan olarak düşünülebilir. 22 tane tavşanımız oldu. 22'yi büyüme oranıyla çarptığımızda 6,6 buluruz. Bu da 7'ye yakın olduğu için popülasyona 7 tavşan ekliyorum. Sonuç olarak popülasyonun 29 tavşana ulaştığını, yani daha da büyüdüğünü göreceksiniz. Şimdi size birkaç soru soracağım. İlki kolay. Bana 5 senenin sonunda kaç tane tavşanımız olacağını söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Bunu bulmak için 29 ile 0,3'ü çarpıp bulduğumuz değerle 29'u toplamamız yeterli olacak. Peki 10. ya da 30. senenin sonunda ne olur? Bu noktada problemin zorlaştığını ve bu hesaplamaları yardım almadan yapmanın zor olacağını söyleyebilirim. Bu durumlarda yani zorlandığımda ben çizelge kullanıyorum. Bu çizelgeleri ise Excel'de oluşturabilirsiniz. Hadi hemen bir Excel sayfası açalım. Az önce ekrandaki tabloyu yeniden oluşturacağım. T sıfırdan başlıyordu. Tamam mı? 0, 1. Devam etmek için bu iki hücreyi seçin. Daha sonra kenardaki noktayı tutup sürükleyin. Sayılar sırayla yazılacak. Evet. Şimdi T 30'a kadar olsun. En sütunu içinse ilk popülasyonumuz neydi? 10. Sıradaki popülasyon için ise buraya bir formül yazacağım eşittir koyalım. Yazdığınız formülü buradan da takip edebilirsiniz. Az önce nasıl hesaplamıştık arkadaşlar? İlk popülasyona yani B2 sütunundaki değere büyüme oranı çarpı yine ilk popülasyonu ekliyoruz. Sonuç 13 çıktı. Evet. Ne yap yaptığımızı bir kere daha tekrarlayacak olursam bu hücredeki sayıya bu hücredeki sayıyı çarpı 0,3'ü ekledik anlaşıldı mı? Excel'in marifetine yararlanarak bu hücreyi seçip bu şekilde aşağıya sürüklediğimde Excel'in az önce yazmış olduğum formülü diğer hücrelere de uyguladığını göreceksiniz arkadaşlar. Kısacası Excel işin matematik kısmını bizim için halletmiş oluyor. T1 ken 13 sonra 17 ve 22 diye devam ediyor böyle. Yani az önce bulduğumuz sonuçlar bunlar. Burada bir bir yuvarlama yapılmadı yani gördüğünüz sayılar tavşanların gerçek sayısı buradaki grafikte ise üstel bir eğri görüyoruz bu eğriden zaman zaman J eğrisi olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz ve artık az önceki sorulara hızlıca cevap verebiliriz T 5 yuvarlarsak 37 tavşan olacak T 10 ken yine yuvarlıyorum 138 e, tavşan olacak ve e, T30'dayken de 26.199 tane tavşanımız olacak arkadaşlar. Ne kadar çok tavşan. Üstel büyümenin nasıl bir şey olduğunu şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Excel'in iyi tarafı yazdıklarınızı kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Örneğin büyüme oranının 0,3 yerine 0,1 olduğunu kabul edersek yine aşağı sürüklüyorum ve Excel benim yerime tüm hesaplamaları yapıyor. İşte yine bir J eğrisi elde ettik. Az önce kadar dik değil ve gördüğünüz gibi tavşanların sayısı da az öncekinden az ama hala üstel bir büyümeden bahsediyoruz. Büyüme oranını bu sefer de 0 yapalım. Şimdi aşağı doğru sürüklüyorum. Evet ne görüyoruz? Popülasyon artmıyor. 10'du, 10 on olarak kaldı. Şimdi bir de öğrencilerime sorduğum zor sorulardan birini sorayım. Büyüme oranı negatif olursa ne olur? Mesela eksi 0,3 yapalım bunu tamam mı? Ee, T 1 iken 7 olacak. Devam edecek olursak da bir sınır göreceksiniz. Yani popülasyon sıfıra yaklaşacak. Bunun sebebi azalmanın başlangıçta çokken popülasyon küçüldükçe azalmasıdır. Ee, bakın şurada anlıyorsunuz işte. E işimiz ne kadar da kolay öyle değil mi? Bu arada Excel her zaman elinizin altında olmayabilir. O durumda da bir hesap makinesi ve biraz cebirden yardım alabilirsiniz. Cebirsel çözüm için bir üstel büyüme denklemini değerlendireceğiz. N'in T'ye göre değişimi eşittir. N yani popülasyonun büyüklüğü çarpı parantez içinde 1 artı R yani büyüme oranı üzeri T. Bunun da işe yaradığını göstermek için hemen bir iki tane örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. T 0 olsun. N 10 R ise 0,3 ve bunların sıfırıncı kuvvetini alacağız çünkü zaman sıfırda. İşlemi yaptığımızda herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1 olacağı için 10 elde ederiz. Şimdilik her şey yolunda ama eğer bana güvenmiyorsanız devam edelim ve t eşittir 1'de ne olduğunu bir görelim. T yerine bu sefer 1 yazıyorum. N hala 10, 1 artı R, R değişmiyor yani hala 0,3. Herhangi bir sayının birinci kuvvetini alırsak sayının kendini elde ederiz. 10 çarpı 1,3 de 13 eder. Şimdi 2 ile deneyelim mi ister misiniz? Değişen tek şey bu sefer de ikinci kuvvetini alacak olmamız. 1 karesi 1 virgül arkadaşlar. Sonuç 16,9 yuvarlayacak olursak 17 eder. 30'la da denemek istiyorum şimdi. 1,3'ün 30. kuvveti çarpı 10 ve sonuç 26.199. Gördüğünüz gibi Excel'de elde ettiğimiz sonuçların birebir aynını elde ettik. Evet, bu da cebirsel çözümdü. Cebirsel çözümü de kullanarak herhangi bir t değeri için popülasyon büyüklüğünü hesaplamak çok kolaymış, öyle değil mi? İsterseniz bir de söz konusu olan tavşanlar yerine bakteriler olsaydı neler olacağına bir bakalım. E, bu eğer bir E. coli bakterisi ise, 20 dakika içinde ürer. Başka bir de işte 20 dakika içinde kendi kendi kopyalar. Hiçbirinin ölmediği durumu ele alalım. Formülden ölüm sayısını çıkarıyorum. Geriye doğum sayısı bölü n kalıyor. Kaç tane doğum olur? Bakteri kendi kendini kopyalayacağı için 1. İlk popülasyonda da 1 olduğuna göre sonuç R 1 olacak. Yani bakteri örneğinde büyüme oranı 0,3 yerine 1. Yani %100. Bu bir bakteri varken buna bir o kadar daha ekleyeceğimiz yani 2 bakterimiz olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Bundan sonraki nesilde de bakıyoruz 4. Ondan sonrakinde 8, 16 ve 32 olarak devam edeceğiz. Üstel büyüme sonucunda bakteri sayısının ne kadar çabuk arttığını görüyor musunuz? Peki bunun bir sonu var mı? Yani bu büyüme sonsuza kadar devam eder mi? Kendime sorduğum soru bu. Grafiği incelersek 20 nesil sonra, hmm, buradaki sayıyı okuyamıyorum ama 5 milyon gibi bir sayı görüyorum sanırım. Evet, sizce bu bu şekilde devam eder mi? Hayır. Çünkü size az önce küçük bir yalan söyledim. R her zaman aynı kalmaz. Bakteriler arttıkça kaynaklar ve besinler azalacağı için R değişmeye başlar ve popülasyon bu noktadan sonra lojistik büyüme adını alan döneme girer. Lojistik büyüme için farklı denklemler var. Bunlardan başka bir videoda bahsedeceğiz. Bu videoda size üstel büyüme meden bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir.